Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Herkese merhabalar. Yemek sepetini sunduğu Ayak Üstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Beylikdüzü Lezzet Rehberi ile karşınızdayız. Ver abi bana ver. Pide dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Tamam bekleyelim. Gelsin o. O heybe buraya gelsin. Ne haber Oğuz? İyi Onurcuğum, seni sormalı. İyiyim. Uzun bir yolculukla şehir dışına gidiyormuş gibi yola çıktık sabahleyin. 50 kilometre mesafe kat edip Beylikdüzü'ne geldik. Bugün Beylikdüzü Lezzet Rehberi yapıyoruz. Bizden defalarca istediler bu rehberi yapmamızı ve bugüne kısmet oldu. Vizemiz yeni çıktı. Şimdi bu esprileri yapınca bize Beylikdüzü ve çevresinde yaşayanlar kızıyor ama ya şimdi biz hani daha böyle merkezden buraya geldiğimiz için bayağı yolculuk yaptık yani. 1 saat 5 dakikada geldik. Biz iki kıtanın tam orta noktası yani başlangıç noktasında oturuyoruz. Daha merkezdeyiz. Merkezdeyiz işte. Yani. İstanbul'un tam göbeğindeyiz. Burası biraz daha İstanbul'un sonu gibi yani Avrupa'ya daha yakın aslında. Birazcık daha onura edeyim ben bence. Ama buranın daha ilerisi de var mesela. Daha da var evet. Büyükçekmece de var. Evet aynen öyle. Ben daha öncesinde Büyükçekmece'de oturdum bu arada. Ben yani, de Beylikdüzü'nde oturdum. Öyle mi? Üniversite tamam. Zamanında. Kızmayın bize. Şimdi tabii ki şaka yapıyoruz yani bir videoya girişte böyle bir laf dokunduralım diye girdik. Ama şunu söylemekte fayda var. Hani buraları yolumuz bizim çok fazla düşmüyor. 50 kilometre. 50 kilometre ama hani arkadaşlarımızın yolu buraya düşüyor. Bize tavsiyelerde bulunuyor. Biz de herhalde bir 2-3 videoda bir Beylikdüzü'ne böyle bir dokundurma yapmıştık yine şakayla karışık. Evet. O zaman dediler ki abi buralara gitmeniz lazım, buralara gitmeniz lazım diye biz bir liste çıkardık. Doğru. 2 gün öncesinde yani bu videoyu çektiğimiz günden 2 gün önce geldik. Bazı lezzetlerin tadına baktık. Bazılarının baktığımızı beğenmedik. Dedik ki buna gerek yok. Tabii bu bizce. İşte aradan böyle bir liste yaptık. Bir iki tanesine de sıfırdan gideceğiz. Çünkü gittiğimizde ürün yoktu vesaire. Neyse o ama çok tavsiye edilen yerler. Arka plandaki detaylara çok girmiyorum. Bilgimiz olmamasına rağmen öncesinde gelip mesai harcadık, zaman harcadık ve hani size en azından buraları yolunuz düştüğünde iyi bir rehber yapmaya çalışıyoruz. Doğru. Aslında Beylikdüzü'nden 2-3 farklı rehber çıkar ama biz bu videoda bir başlangıç yapmış olalım. Varsa bu civarları yol düşenler ya da burada yaşayanlar Beylikdüzü olur, Avcılar olur, Büyükçekmece olur, Hadımköy olur. Güzel tavsiyeniz varsa mutlaka yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Bana öyle geliyor ki Beylikdüzü'ndeki birçok işletme aslında et ağırlıklı. Yani ana yemek ağırlıklı. Doğru. Bugün gideceğimiz yerler de birazcık öyle aslında. Doğru. Yani arada kafe yok, kahveci bulursak belki yaparız. Kahveci var da hep böyle zincir markalar var. Evet. Biz de onlara gitmiyoruz siz de biliyorsunuz. İşte denk gelirse bir sonraki videoda gideriz. Şuradan taze çim kokusu geliyor. Evet fark ettim. Ben de bayılırım. Bu arada ne kadar yeşil bir yerde olduğumuzu görüyorsunuz. Beylikdüzü'nde ne kadar çok bina olmasına rağmen aralarda bu şekilde parklar da var. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Allah razı olsun bir araya bir yeşillik bırakmışlar sağ olsun. İnsanları düşünmüşler. Ama var yani yok değil. Ya buna var diyorsak var. Biz çekim yapabileceğimiz kadar var. O zaman güzel bir videonun daha başlangıcındayız. Video başlarken sizler beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve video bittikten sonra yorumlarınızla bizleri desteklemeyi unutmuyorsunuz. Beylikdüzü Lezzet Rehberi başlıyor. Durağına geldik. Evet. Sanayinin içerisindeyiz. Arkamızda da gördüğünüz gibi meşhur Trabzon fırını var. Burası bir fırın. Abi biraz sessiz olursan bir muhabbet edeceğiz. Pide yiyeceğiz izin olursa. O şu an kaporta düzeltiyor. Bir de oradan ses geliyor. Biz burayı bence fazla uzun tutmayalım. Biz sabah kahvaltısı yapmaya geldik. Bayağı böyle Trabzonlular gibi. Şimdi Karadeniz bölgesinde çok fazla pide var. Biz bunu pide bölümü yaptığımızdan anlattık. Diğer yerlerde pide yerken de anlattık. Burada Trabzon merkez usulü pide yiyeceğiz. Doğru. Ama Samsunluysan geldim buraya bana bir Bafra pidesi yap dersen Bafra pidesi de yapıyorlar. Onu da ufak bilgisine verelim. İçeriye girelim. Tamam. Biraz ustayla muhabbet edelim. Tamam. İrfan Usta dünya tatlısı. Bize hem yaptığı pideyi anlatsın, hem buranın tarihini anlatsın. Biraz da belki Beylikdüzü'nü anlatır. Çünkü buranın ilk esnafı. Evet ya bu sanayinin ilk esnafı. Burada ilk açan dükkanlardan bir tanesi diyebiliriz. Kaç yıllıktır sence? 1990'dan beri. Bilerek mi söyledin? Evet bilerek söylüyorum. Ha, tamam. Ben biliyorum. 90'dan beri burası. Daha öncesi 1930'lara Trabzon'a dayanıyor. Onu ben de biliyorum. Hikayeyi bence içeride dinleyelim. Hadi vakit kaybetmeyelim.
Zafer abi merhaba. Merhaba, nasılsın? Hoş geldiniz. Merhaba. Siz nasılsınız? Sağ ol, bizdeyiz. Çekim devam ederken eğer de sipariş gelirse ben buradan size hamur veririm. Hiç merak etme. Tabii. Onu hiç bölmeyelim. Sadece hamur verebilir ama o kadar. Yapar, bize iki günde öğretiriz sana. Vallahi gelirim. Evet. Ama pide yemem lazım yani devamında. Sınırsız pide. Bunu ben de düşünebilirim. Peki, şimdi İrfan abi, Trabzon Fırını burası... Bizim birçok takipçimizin aslında defalarca gidin dediği yerlerden biri. Doğru. İstanbul'da pide denince akla gelen yerlerden biri. Biz daha öncesinde geldik ama şimdi kanalda ilk defa gösteriyoruz. Bundan dolayı birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Trabzon pidesi tam olarak nedir? Birazcık ondan bahsederseniz. Yani şimdi Trabzon pidesi genellikle Trabzon'da kıymalı, kavrulmuş kıyma dediğimiz kıymadan yapıyoruz. Soğan, kıyma kavuruyoruz, yapıyoruz. Peynirli pide var. Tabii bu peynirli pide eskiden biz Trabzon'dayken imansız peynir denen bir peynir vardı. Genelde ondan yapardık ama şimdi imansız peynirden çok olmuyor. Yani o imansız peynirin özelliği kaybolduğu için biz ona takviye peynirler katıyoruz. İşte telli peynir, yağlı telli, yağsız kuymak peyniri, imansız yine katıyoruz. Harmanlayıp 4 çeşit, 5 çeşit peynirle o kıvamı yakalamaya çalışıyoruz. Şu an orada gördüğümüz bir peynir var. Bunu biz çektikten sonra böyle suya yatırıyoruz. Evet. Bunun ilacı su. Su da bekliyor. Böyle bulamaç gibi oluyor. Ondan sonra da sunuyoruz. İşte uzun veya yuvarlak olarak sunabiliyoruz. Yuvarlak daha çok bizim Trabzon ilçelerde yuvarlak tercih edilir. Bizim Trabzon merkezde uzun peynirli yap dedim bana. Uzun kayık şeklinde peynirli yaparız. Kayık şeklinde ama siz daha öncesinde daha farklı yapıyordunuz. Yani peynirlimiz kayık şeklinde, bir de şey, kapalı kıymalıyı biz mesela babamlar rahmetli ay şeklinde yapardılar. Yani şimdi biz uzatıyoruz. Daha kolayımıza geliyor ama onlar hep ay şeklinde yapar. Kıymalı bile yaparlar. Ben hiç görmedim öyle ay şeklinde yapan mesela. Evet, benim de çok gözümün önüne gelmedi yani. Çünkü Trabzon'da gittik. Yok, şimdi yapmıyorlar. Şimdi yapmıyorlar. Ama bizim mesela eski müşterilerimiz geliyor. Trabzon'dan yaşlı müşterilerimiz bana ay gibi yap diyor. Vay. Yapıyoruz tabii. Yani özellikle istiyor. Biz de ay gibi isterim o zaman. Bir tane yapalım size. Bir şey söyleyeyim. Biz gösterirsek muhtemelen herkese besleyecek. Usta bizi bir daha dükkana almaz. Zaten biz şimdi ustayı biraz zorlayacak bir pide isteyeceğiz. Evet. Sen onun hikayesini anlat istiyorsan abi. Şimdi biz Onur'la beraber çiğ kıymadan pideyi aşırı seviyoruz. Diğer bölümlerde zaten size gösterdik. Şimdi o ustayı çok fazla yoran bir şey. Çünkü... Evet. 3 kere ya da 4 kere sen kontrol ediyorsun ama fırında. Evet, tabii. O yüzden ustalar o pideyi çok sevmezmiş. İşlemler ne onda mesela? Şimdi çiğ kıymanın özelliği, biz satırla malzemeleri hazırlıyoruz. İşte domates, soğan, maydanoz, biber, yeşil biber var. Kıymasını çiğden koyuyoruz ama çiğden koyduğumuz için 15-20 dakika içinde o kıymayı pişirmemiz lazım bizim fırında. Yoksa çiğ olur, tat alamazsınız ondan. Onun için işte biraz piştikten sonra kürekle çekiyoruz, tahta kaşıkla onu eziyoruz, bir daha fırına gönderiyoruz. Pişiyor, bir daha çekiyoruz, bir daha karıştırıyoruz, bir daha gönderiyoruz. En son alırken tereyağı alıyoruz, fırına atıyoruz. Yoksa bir özelliği olmaz onun yani, özel bir pidedir. Zahmetli olduğu için de lezzetli oluyor evet, bence. Evet. O zaman biz senden bir tane çiğ kıymalı pide isteyeceğiz. Evet. İkinciyi de bize sen söyle abi. Tamam. Ne yiyelim? Bir tane kavurma peynir karışık yapayım size. Kavurma peynir karışık. Kavurma peynir. Dize kavurması, Trabzon peyniri karışık. Tamam. O peynir dediğin bu peynir Trabzon mi? Trabzon peyniri, evet. Abi ağzına sağlık. Çok güzel anlattın pide kısmını. Ama şimdi burada pide haricinde siz ekmek de yapıyorsunuz. Aslında burası bir ekmek fırını. Evet. Sabah kaçta açılıyor burası? Ekmek kaçta yapılıyor? Yani sabah 7.30 gibi ekmeğimiz hazır oluyor. Tamam. Biz şimdi Trabzon'da eskiden pide salonu kültürü olmadığı için her fırın pide yapardı. Yani gece ekmeğimiz çıkardı. Gündüz belli bir saatte peynirli derdik biz, işte pideye başlardık. Ondan sonra da pide devam ederdi. Ama her fırında böyleydi istisnasız yani. Ekmeği siz gece mi yapıyorsunuz? Tabii. Biz yine aynı şekilde devam ediyoruz Trabzon'daki gibi. Ekmeğimiz gece yapılıyor. İşte sabah 7-7.30 gibi hazır oluyor. Zaten çok fazla yapmıyoruz. Kendimize yapıyoruz buraya. Ondan sonra da biz işte saat 9.30-10 gibi de pideye başlıyoruz. Pideye devam ediyoruz. Yani çift çalışmış oluyoruz. Aynı çok Trabzon'daki gibi. Vay be. Ama bunun haricinde başka bir şey var mı mesela? Ekmeğin haricinde? Tabii mesela Ramazan pidesi yapıyoruz. Mısır ekmeğimiz var. İşte biz Trabzon'da mesela tırnaklı dediğimiz lavaş türü bir çeşit, işte dönerin yanında yenilebilecek bir şey var, onu yapıyoruz. O bildiğiniz yapıyoruz. Tırnaklı değil yani. Yok. Pidenin daha, altındaki, Bursa'daki daha, yok, gibi daha değil. Kalın. Bizim Trabzon'da daha kalındır. Daha değişik bir şeydir. Ramazan yani. Pidesinde başka bir şey söylüyorsunuz. Ne diyordunuz? Şimdi Ramazan pidesi biz Trabzon'da göbekli deriz. Göbekli. Göbekli deriz evet. Yani ötekine tırnaklı, lavaşa tırnaklı, ötekine göbekli deriz. Bir de yanaklı pidesi var. Yanaklı da pideyi yanaklı istersen yanaklı yapıyoruz. Abi ağzına sağlık. Biz siparişimizi verdik. Eksik bir şeyimiz yok. Yok. İki tane pidemiz var. Biz dışarıya çıkalım, bizi izleyenlere de çok güzel böyle pide görüntüleri verelim. Pideler geldi ve gerçekten çok açız ama aynı durumda fırına girdiğimizde de oldu.
Ve bu koku ne ya dedik. Çaylarımız geldi. Eyvallah. Başka bir arzunuz var mı? Teşekkürler. Çok sağ ol abi. Fırına ilk girdiğimizde dedik ki bu koku nereden geliyor ya? İnanılmaz dedik. Ekmek kokusu tabii ki. O ekmeği kestiler, üzerine tereyağını koydular, fırına verdiler. Biz hemen hızlıca bir çayla beraber onu gömdük. Bir açlığımızı bastırdık. O yüzden bu üzerine cila oluyor. Onur'un önünde çiğden kıymalı var ve üzerinde de tabii ki bir yumurtamız var. Benim önümde de 5 peynirli ve kavurmalı var. Yiyorum. Tamam. Ben de şöyle gireyim. Onur. Evet. Pide dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Şunun bir tuzluğuna bakar mısın bak? Kavurmanın güzelliğine bak, peynirin güzelliğine bak. Oraya geleceğim birazdan. Bu yumurtayı patlatsam görebiliyor musun şu anda? Demren heyecanlandı şu anda. Ya işte böyle bak. Bana katılacak mısın? Hamur hiç rahatsız etmeyecek bir hamur. Ve ben bu hamurda 3 tane falan yerim. Sabaha kadar yersin. Hani hakikaten öyle. Buyurun Oğuz Bey. Ne gerek vardı? Çok acayip. Çiğden kıyma gerçekten çok acayip. Bütün tadı içinde kalıyor, yağı içinde kalıyor. Biz bu yüzden seviyoruz yani. Çiğden kıyma dediğimiz o çiğ şekilde girince bütün yağını oraya bırakıyor. Şimdi hamur yaklaşık 2 saat mayalanıyor. Bu arada birçok fırında demeyeyim de en azından bizim gittiğimiz yerlerde çok denk gelmedik. Tabana mısır unu koyuyorlar. Yani mısır ununda hamur açılıyor. İrfan Usta ile konuşurken şey dedi. Hem de daha iyi pişmesini sağlıyor. Hem de fırında kaymasını sağlıyor dedi. Çünkü herhalde bazı lahmacuncular ya da bazı pidecilerde onlar genelde kepekli un kullanıyorlar. İşte herhalde Karadeniz'in bir farkı oluyor. Bu arada bak çok iyi. Yani hamuru bana boş ver. Bak gerçekten yani üstüne hiçbir şey koyma. Şu hamuru bile ben boş boş yerim. Yanında dip sos. Tereyağı. Tereyağlı bir dip sos. Bir şey söyleyeceğim. Malzemem benimle gelmek istiyor. Gel gel gel. İlk duraktan üstümüze bir şey dökmedim ya. Sendeki kavurmalı peynirli. Evet. Bendeki çiğden kıymalı. Çiğden kıymalı ama söylemek lazım. Ondan sonra anlat Onurcuğum. Sabahtan beri tırtıkladın oraya. Bir şunu da ısırayım ondan sonra söyleyeceğim. Şimdi Trabzonlar diyecek ki kardeşim bu böyle yenmez. Çatalla girilmez diyecek de. Haklılar. Ben birazcık benimkinden de bahsedeyim bence. Dana kıyma çiğden koyuluyor. Üzerine bir sebze karışımı var. Tuz ekleniyor sonrasında. Hamuru zaten Oğuz anlattı. Fırına giriyor. Tek farkı şu. Dışarıdaki birçok yerde pideciler ateşi, odun ateşini fırının içinde tutarken burada bizim daha önceki gittiğimiz bölümlerde Kaçkar restoranda gösterdiğimiz gibi ateş farklı bir yerde yanıyor ama içeriği yine görüyor. Tabii tabii. Fırını ısıtıyor ama alevi çok har şekilde görmemiş oluyor içeride. Çünkü ekmek fırını olduğu için alan çok büyük. Şimdi ekmek de 150-160 derecede falan pişiyor tahminim için. Ben de burada ustaymış gibi anlatıyorum ama öğrendiğim kadarını size aktarıyorum. 1,5 saatte pişiyor ekmekler. Bunlar da işte ortalama böyle 15-17 dakika işte fırının yoğunluğuna göre de belki 20 dakikada falan pişiyor. En başta ateşin yanında sonra koltuk denilen kısımda pişiyor ve ortaya da böyle anormal derecede iyi pide çıkıyor. O ne abi? Bu ne sürpriz? Benim bahsettiğimiz ay şeklinde olan. Vay arkadaş. Kıymalı mı bu? Kıymalı. Kıymalı. Üşümesin o zaman dur. Bekle şu lokumu. Ama bu kavrulmuş kıyma değil mi? Ya bir de bunu deneyelim ya. Tamam. Bunu nasıl yiyeceğiz? Şöyle mi? Ya her yerim seraya oldu. İnanılmaz. Aa bir dakika. Ben bunu böyle yerim. Neden ay şeklinde yapıldığını şu an görmüş oldunuz. Isırması, yemesi daha kolay. Kavrulmuş çok güzel. Abi hamur güzel ya. Bak hamur çok iyi. Yani böyle İtalya'ya bilmem neye falan gittiğimiz zaman böyle 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık pizzacılar bilmem neciler var ya böyle gidiyor. Evet. Çok hoşumuza gidiyor dönüp buraya anlatıyoruz. Adamlar 5. 6. kuşak abi. Bak yani bizde çok güzel. 3. kuşak işte alttan geliyor mu bilmiyorum ama yani. Geliyormuş. Bu fırından daha sıra. Biz Trabzon'a gittiğimizde gördük. Rüştü'nün fırını var. Çok eski bir yer. Ama birilerine soruyorum mesela ya da Trabzon'a birine gittiği zaman abi bak şuraya git diyorum. Gidiyor abi eski lezzeti yok diyor mesela. Hı hı. Abi adamlar sahip çıkıyor. Biz sahip çıkamıyoruz. 50 sene sonra 100 sene sonra da ya bu pideyi insanlar yemeli bence. Yemeli ama işte buna sahip çıkan çok az fırın var. Onlardan bir tanesi de burası. Abi çok bak, güzel bak. Gerçekten uzun zamandır yediğim en iyi pidelerden biri. Biz şu an bayağı pide, çay, Trabzon usulü pazar kahvaltısı yapıyoruz. Biz ama genelde ilk durakta kendimizi tutamıyoruz. Farkında mısın? Farkındayım. Yani herkes farkında şu anda. Bir de sabah buraya gelirken arabada bayağı uzun yolculuk yaptığımız için
Onu şey diyor, kanka diyor bir tane pide istesek ikiye bölsek öyle başlasak ha ha dedim. Ama şimdi sadece bizim canımız çekmemişti pide. Eminim şu an izleyenlerin de canı pide çekmiştir. Eğer sizin de canınız pide çektiyse hemen yemek sepetine girip sizler de sipariş verebilirsiniz. Onurcuğum yemeğe devam edeceğiz mi? Yoksa bir durup hani ilerleyen duraklarımız var ya bilemiyorum. Siz buraları görmeyeceksiniz muhtemelen, biz bitireceğiz. Ama fiyatlardan da bahsedelim. Hızlıca bahsedeyim. Ben bunu yiyeceğim bu arada, devam edeceğim. Önümdeki peynirli ve kavurmalı 79 lira. Onur önündeki çiğ kıymalı o da 79 lira. Bize bu sonradan gelen hani nostalji, biraz Trabzon nostaljisi yaptığımız ay şeklinde. Her zaman da ellerinde bulunmuyor. Onun da bilgisini söyleyelim. Bize bir sağ olsunlar jest yaptılar. Normalde bunun düz oluyor. Fiyatı, aynen. 70 lira. 61 liradan başlıyor. Trabzon 61 malum. İşte 79 porsiyonuna göre 80-100 diye gidiyor. Ne kadar büyük istersen fiyat da o kadar artıyor. Ben aşırı derecede mutluyum. Evet, ben de. Bak, iyi ki gelmişiz ve az önce söylediğim cümleyi tekrardan alıyorum. Pide dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Öyle diyorsun. Buraya ha? Gelmeyen büyük pişmanlık yaşar. Artık şey benzin alacaksın, 50 kilometre geleceğiz buraya. Benzin de pahalandı. Benzin de pahalandı. Biz sıradaki durağımıza devam ediyoruz. Biraz pideyi abarttık. Ben şu an bayağı tokum. Ben bayağı üzerine abarttım ama yani. Sadece pideyle kalmadım, yanına bir de sütlaç yedim. Ama fırın sütlaç kıvam olarak son zamanlarda yedim en ilerden bir tanesi. Ben şekerden kaçmak için yemedim ama Onur o kadar anlattı ki aklım kaldı. Hatta giderken İrfan abi paket yapıyordu neredeyse. Biz ekranda 3 pide gösterdik. Sonra bir tane fotoğraf çekmek için bir pide aldık. Onun da hakkını verdik. Ben bittim bugün yani, şu an okeyim ben. Burada 25 gram döner alalım, ikiye bölelim. Neyse, biz şimdi arkada gördüğünüz gibi Onur Bey'in kendi yerine geldik gibi. Oğlum ne kadar büyük Onur yazmışlar oraya. Market abi, bizim babamlar demişler ki çocuğun ismini büyük yazalım. Ondan dolayı altın harflerle. NBA Döner'e geldik. Bu civarda kime döner yemek istiyorum derseniz ilk söylediği 2-3 adresten bir tanesi. Burası en eski yere, cami altı olarak geçiyor. Herhalde bir 10-12 senesi var. Bayağı büyük bir döner takıyorlar. Büyük de denmez ona. Büyüğün daha büyüğüne ne denir? Devasa mı denir? Mega. Mega döner. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, Beylikdüzü'nde olan arkadaşlarımız bize hep aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki bu bölgede işte 2-3 farklı dönerci var. Doğru. Ama Enbey bunlar içinde sirkülasyon olarak çok fazla olan, bu bölgedeki insanların çok tercih ettiği ve gerçekten herhalde İstanbul'da bu kadar büyük döner takan ben başka bilmiyorum. Ben en son Ağrı'ya bundan 4-5 sene önce gittiğimde Sofi'nin yeri diye bir yer vardı, tamam mı? Ağrı'ya. Dur abi dur, şu kayıp ismi konuşacağım seninle. Abisinin mi? Abinin yeri mi? Ha, yeri. Ha evet. Yeri. Tamam dur. Abinin yeri mi? Bak yemin ediyorum şöyle kol kola böyle yani. Böyle Allah devasa Allah. Bir döner var. Bir de burada var. O da 10'da 11'de başlıyor. 2'de 3'de bitiyordu. Bu da öyle atıyorum. Şu an saat kaç abi? 12. 12'de takıyor. Herhalde 4'te 5'te bitiyor. Adam bayağı 600 kilo, 700 kilo. Hafta sonu 1 ton. Yani bunlar akıl almayacak rakamlar. Buranın tek seferde o kadar döner satıyor olması bana ilginç geliyor. Bilmiyorum doğrusu mu bu mudur? Şimdi ustası değiliz sonuçta bu işin ama gördüğümüz en enteresan dönerlerden bir tanesi. Benim merak ettiğim şey ne biliyor musun? Nedir? Yani şimdi diğerlerini takmak kolay ama evet. Bir tonluk bir döneri tezgaha takmak da nasıldır acaba? Bunlar belki bir ufak vinç gibi şey yaptırmışlar. Böyle. Öyle mi? Abi çünkü insana taşıyamaz ki. Basıyor ve tuşa kaldırıyor. Bel fıtığı. Evet, bel fıtığı. Direkt doğru, bel fıtığı. Doğru. Neyse. Onurcuğum seni içeri göndereyim. Tamam. Sen bir üzerinden böyle artık 100 gram, 150 200 gram, gram. 300 gram. Yok ya o kadar abi, ben çok tokum. Beni sayma. Bak beni sayma. Ben sadece tadına bakacağım. Çok tamam. Anlattılar bu döneri, tadına bakacağım. O zaman yanındaki malzemeleri de bırakıyorum. Sadece 100 gram alıp geliyorum. Tamam çünkü tamam. Yanında domates ve patates geliyor ama patates zaten dondurmuş falan geliyor. Onları zaten hiç girme abi. Sadece döner al. 100 gram. Ekmekte, karbonhidratta bak keyfine ya. Tamam. Göre bir şey alıp al. Geliyorum. Senden önce etin kokusu geldi. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? İlk başta bir çatalla bakalım tadına ve ondan sonra lavaşa geçeriz. Yumuşacık be. Evet. Normalden daha yumuşak. Öyle mi? Bak biraz lan. Maşallah onu doldurmak baya. Yumuşak, yağlı. Dursun abi. Baya yaprak yaprak ya, farkında mısın? Çok evet. İnce kesilmiş. Dana but, artık kuyruk, karışık. Kuyruk böyle 115-120'lerde. Bu kadar yumuşak olmasının sebebi
yaptıkları marinasyonla ilgilidir diye tahmin ediyorum. Ama söylemiyorlar marinasyonu. 3 kere ben sordum, 5 kere Onur sordu. En sonunda usta bizi kovalayacaktı. Ya biraz böyle bir şey söyledi. Hani soya kullanmıyoruz. İşte yoğurt var, soğan suyu var, karabiber var falan filan. Bir kişi biliyormuş dediklerine göre. Sabah erkenden geliyormuş, yapıyormuş ve sonra gidiyormuş. Bayağı Coca-Cola'nın tarifi gibi oldu. Ne oldu? Bunu da taze yapıyorlar bu arada. Belli zaten, sıcacık. Bana niye verdin? Ben konuşuyordum şu anda. Yani. Ha, yiyeyim mi? Yani. Oğlum anlatıyorduk. Neyse, etin oranını anlattık. Bak bu benim damak tadımca. Bunu böyle koyarsın. Soğanımız vardı bizim. Normalde vardı ama biz ayakta olduğumuz için istemedik. Şu anda soğanı koyarım, dürerim, öyle gömerim. Benim damak tadım bunu sever, öyle diyeyim sana. Ama lavaşın sıcak olması artı bir detay. Girişte bahsettik dönerin devasalığından. Çok büyük. Tekrardan bahsetmeye çok gerek büyük. Var mı? Ve o döneri böyle öğle saatlerinde bitiyor. Hı-hı. O döneri bitirmek için de tabii ki ısıyı biraz daha fazla açıyorlar. Hızlı şekilde döndürüyorlar. Sürekli olarak döner dönüyor. Döner ismi, gerçek. Yani amacına uygun şekilde. Şu anda biraz karabiber aldım sanki. Katılacak mısın bilmiyorum. Yani böyle evet et. Ama ince kesildiği için sanki bir tık daha böyle kalın kesim istiyor insan. Dişlerin arasında böyle ısırırken eti biraz daha... Şimdi bunu karıştırdığın zaman lavaşın ya da tombik ekmeğin arasına soğanlı muhanla bu çok rahat gider. Ama bu şekilde böyle sade yenecek döner değil bence. Evet. Bu arada katılır mısın? Bizim genel olarak, şimdi biz bir döner turu da yapmıştık. Evet. Yediğimiz dönerlerin lezzet olarak bir tık altında. Fakat fiyat lezzet olarak bayağı başarılı döner. Evet. Yani katılır mısın? Evet katılıyorum. Yani şimdi bundan daha lezzetli döner yok mu? Tabii var, ki tabii var. Ki. Yedik de anlattık ama da. Ama bu bölgedeysem ve döner yemek istiyorsam MB'ye gelirim. Şundan dolayı bu lezzette karşılığını istediklerini düşünüyorum. Fiyat olarak uygun. Evet uygun diyoruz ama işte yani yine dilimiz varmıyor. Ya geçen sene bunların yarı fiyatlarına döner yedik. Doğru. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Unutmadan fiyatını söyleyelim. 100 gramı 50 lira. Onur'un bugün nasıl iştahı var maşallah ya. Sabah hiç pide yememişçesine yapıştırıyor kardeşim benim. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Demirhan 50 gram, 25 gram, 30 gram, 100 gram. Tamam o zaman ben bir Demirhan'a 100 gram söylüyorum. Eksik bir şeyimiz kalmadı. Onur zaten onu gömçürdü. Onur'a 100 gram ne yapar ki? Biz bir sonraki duramıza devam edelim. Evet, sabahtan beri hiç et, hamur işi yememişçesine tekrardan et ve hamur işi ve sadece et yemeye terle kebaba geldik. Ama Beylikdüzü'nün işi bu ya. Yani olayı bu. Öyleymiş. Her yerde et yiyorsun, lahmacun yiyorsun, döner yiyorsun. Yani genel olarak buradaki lezzet duraklarının tamamı neredeyse böyle. Yani ben hiç kafe, böyle ne bileyim farklı patiseri aklıma gelmiyor Beylikdüzü deyince yani. Yani belki de biz bilmiyoruz. Eğer varsa tavsiyeniz bize söyleyin mutlaka. Çünkü yine videonun başında söyledik hani Beylikdüzü, Hadımköy, Avcılar, Esenkent, Bahçeşehir. Oralarında rehberleri ilerleyen zamanlarda gelecek. Bize söyleyin, biz notumuzu alalım. Yeri geldiği zaman da deneyelim. Burası mesela benim çok uzun zamandan beri listemdeydi. Evet. Ama burada olduğundan haberim yoktu. Esenkent mi? Tabii Esenkent oldu galiba. Vardı. Oraya listem almıştım. Çünkü patlıcan zamanı, Birecik'ten patlıcan getiriyorlar. Patlıcan kebabı yapıyorlar. Şu an zamanı değil. Biz sadece bir lahmacun. Çünkü Urfa burası. Bu arada Tella, şimdi öğrendim, Viranşehir'in eski adıymış. Doğru. Viranşehir de Urfa'nın bir ilçesi diyeyim. Lahmacun yiyeceğiz. Zaten Urfa kebabı yiyeceğiz. Onlar Tella kebap diyor. Bayağı orijinal usulünde bir Urfa kebabı yiyeceğiz. Heyecanım var çünkü çok fazla insandan burayı çok iyi şekilde duydum. Ben de uzun zamandır gelmek istiyordum. Beylikdüzü'nde oturan arkadaşlarım özellikle gidilebilecek, tırnak içinde söylüyorum, Beylikdüzü'nde gidilebilecek az sayıdaki mekandan biri olarak tanımladı burayı. Diğer mekanlarda zaten bizim rehberde var. Rehberde var. Yani onları da görmüş olacaksınız. Bu arada sakın yanlış anlamayın. Yani eminim bizim bilmediğimiz ücra köşede, Yakuplu'da, ne bileyim Beylikdüzü'nün sonlarında bizim bilmediğimiz yerler vardır. Onları da ilerleyen zamanlara saklayalım. Bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Birkaç tane çok güzel öneri geldi. Bizim yakın çevremizden de öneri geldi. İsim vermiyorum. Neymiş diye bir baktık. Abi Instagram hesaplarını bir gördük. Dedi ki biz buraya gidemeyiz. Olacak gibi değil. O yüzden belki bak dünyanın en güzel ürününü yapıyordur. Yani bir ihtimal. Ama o kadar kötü Instagram hesabı yönetilemez. Ateşler havada uçuşuyor, çikolatalar, fıstıklar falan yani yapmayın abi. Yani özenmeyin birilerine ya. İşin içine şov girince abi, birazcık evet. Özünden kopuyor bence o restoranlarda.
ne diyeyim? Biz bir şey demeyelim. Biz tamam. Şunun bir hatırlatmasını yapalım. Tamam. Onur'un Instagram hesabı burada. Ayaküstü Lezzet daha burada. Benim hesabım burada. Videonun şu ana kadarki kısmını beğendiyseniz, beğenmeseniz de bize destek vermek isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Biz içeri girelim, siparişimizi verelim, sizi de ızgaranın başına alalım. Ben bir yudum hayrandan alıyorum. Evet, İçim yanıyor çünkü benim. Soğuk soğuk ve buz gibi. Ay tuzu da çok iyi. Hangisinden başlayalım? Lahmacunu hiç soğutma. Evet. Bir dur böyle. Önce bir şöyle göstereyim. Yani bayağı tabak kadar. Yani bayağı büyük. Lahmacun gerçekten büyük. Arkasında gözüküyor bu arada. Yalnız ve burada bir ustalık var. Var tabii. Ya bu Urfa usulü soğanlı, biberli. Bu arada yani kırmızılığından dolayı salçalı olabildiğini düşündük daha tatmadan. Ustaya sorduk. Dedi ki salça yok dedi. O dedi kırmızılık biberden geliyor. Çünkü bizim bazı gittiğimiz yerlerde salça koyuyorlar ki biraz daha hani harcı ıslak olsun, rengi biraz daha kırmızı olsun diye. Doğru. Ha, bu arada çok güzel. Hocam elime aldığım an hissettim iyi olduğunu, lezzeti de çok güzel. Kağıt gibi bu arada. Domates de geliyor. Soğan da geliyor. Isot çok fazla gelmiyor. Bir tık ben susuz olduğunu düşünüyorum. Tuzu biraz az ama beni rahatsız etmiyor. Yani ben birazcık böyle içine zerzevap da koyacağım ya. Bu arada bunlar ikram. Ve özellikle sordum porsiyonlar bu şekilde mi? Hani çekim için bize mi böyle verdiniz dedim. Gelen aynen. Herkese iki kişiye bu şekilde ikram olarak getiriyorlar. Onun da bilgisini verelim. Bu arada evet tuzsuz ama ben böyle devam ederim. Evet, evet hani rahatsız etmiyor dedim yani. Bir tık daha tuzlu olmasını isterdim ama bence bu şekilde de çok lezzetli. Çok başarılı lahmacun. Hamuru da güzel bu arada. Evet, güzel. Ve boyut olarak da doyurucu. Bir tanesi şu koca tabağı kaplıyor ya. Ben bundan temiz iki tane yerim ve doyarım. Biter. Yanına ayran. Yanına ayran. Sonra tatlısı. Lahmacun geçer net valla. Hamuru 60 gram. İç malzemesi de aşağı yukarı 100-110 gram civarı. Yani böyle 170 gramlık bir yemek yiyorsun tek başına. Yani tek bir tane bile yeter aslında sana da. Yok, İki yetmez. Tane yersen yetmez mi? Yetmez. Aç gelirsen yetmez doğru. Benim gibi bir adama yetmez. Evet. Bu arada rüzgar büyük ihtimalle geliyordur diye tahmin ediyorum. Bayağı şu an fırtına kopuyor burada. Ben ustalığını çok sevdim. Yani o inceliğini, o bütün malzemelerin hamura eşit derecede dağılıyor olması evet. Ve lezzeti bence çok iyi. Şimdi lahmacun muhabbetine daldık. Buradaki Urfa kebabını unuttuk. Bu dükkanın ismiyle bir kebap. Telle kebap diye geçiyor. Ama bildiğimiz Urfa kebabı. Acısız kıyma. Acısız kıyma. Sana şöyle vereyim mi? Veremedim. Dağıldı. Dağıldıysa iyi demek. Ya sana şöyle vereyim. Şimdi ben bunu böyle biraz ezeceğim olması mi? Gerektiği gibi. Şöyle bir üzerine ya da minik bir dokunduğum gibi dağılıyor. Ay. Sinirlendim. Kanka sakin ya. Şimdi güzel bir patlıcan olacaktı da. Mevsim geliyor. Ağustos sonu, Eylül başı bizim Urfa'ya doğru bir yolculuğumuz olur. Yine 45 derecede kebaplar yenecek. Yandık. Bunu biraz ayıracağım. Ben şu an heyecanlandım ya. Bir Gaziantep'li gibi sarar mısın onu? Alttan. Abi saramadım ya. Vallahi saramadım. Dur. Şunu şöyle dövürüz. O olduğu kadar. Güzel. Ben de beğendim. Özellikle etin yağı biraz ön plana çıkıyor. Kendi normalde yağlı bir et. Bayağı şu an Urfa'daymışçasına lezzetli. Bravo. Bak lahmacun yerken biraz oyalandık. Bunu biraz beklettik. Ben şu an bir tane daha yerim bak bundan. Patlıcan kebabında Urfa'da ne yediysek aynı kebabın et tadını alıyorum. Urfa'da yediklerimizi hatırlamıyorum. Sen hatırlıyorsan düzelt beni. But yoktu galiba. Şimdi bunda kuzu but, evet. Kuzu döş ve kuyruk yağı var. Butu hatırlamıyorum ben orada. Orada var, but kullanmıyorlardı. Yani belki de olabilir ama üzerinden bir sene geçti. Ama çok okey bu. Evet yani bu ben kokusu ve şu lavaşla gerçekten çok güzel gidiyor. Tabii daha iyi bir dürüm yaparsanız daha lezzetli olabilir. Bizim biraz açıldı saçıldı ama çok güzel. Sabah pideye abartmasam vallahi bir tane daha yerdim. Çok güzelmiş. Helal olsun. Yemekler güzel. Bir de aynı zamanda ortam ve hizmet de güzel. Yani birazcık böyle dışarıda alıştığımız kebapçılardan farklı olarak biraz daha şık diyebilir miyiz? Şık. Evet, bravo. Doğru kelime şık. Yani buraya ailenizle gelip şöyle güzel bir yemek yiyip Urfa lezzetlerini tatmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Lahmacun özellikle tavsiyemiz. Ben direkt kebap derim ya. Kebap da tavsiye. Bence işte iki tane lahmacun değil de bir lahmacun yanına bir tane tamam. Kebap yaptın mı tamamdır o zaman, bence. O zaman iş tamam.
Şimdi o zaman daha kebabı yemeden biz lahmacun üzerine konuşuyorduk. Şimdi ben Onur'la bir daha buraya gelsem bir lahmacun ya da yine bir lahmacun ikiye bölerim. Sonra kebap söylerim. İşte bir de patlıcan zamanı işte balcan falan fıstan. Evet o zaman gelmek lazım. O zaman da işler değişir. Fiyatları bir söyleyelim. Lahmacun 27 lira, 180 gram telle kebap, Urfa kebabı 99 lira. Bunlar ikram, açık ayran 16 lira. Otopark yeri falan zaten valesi var. Aklınızda evet, bulunsun. Onu özellikle belirtelim çünkü bu bölge geniş bir yer. Bir de kendi otoparkı da olması büyük bir avantaj. Diyelim ve biz yolumuza devam edelim. Etlerden sonra bir çay içtik. Neydi oranın ismi? Emekliler Lokali miydi? Emekliler Lokali. Ben oraya çektirmek isterim, Onur istemedi. Ama aklınızda bulunsun. Ağaçların altında çok tatlı bir yer. Muhtemelen bizim izleyici kitlerimiz oraya gitmez. Evet, çünkü yaş ortalaması 80 plus da. Evet. Yani. Ama yani çok seviyoruz tabii ki büyüklerimizi. Ama genellikle yaş ortalaması. Oradaki bulunan insanların çoğu 80 plus. Ortam çok güzel. Yani ağaçların altında. Çay bahçesi bayağı tatlı bir yer. Neyse orada bir hem ferahladık hem serinledik hem midemiz dinlendi. Şimdi geldik Balıkçı Kenan'a. Yani Beylikdüzü eşittir Balıkçı Kenan dersem herhalde ayıp olmaz. Doğru. Benim çok eski yıllardan beri bildiğim en eski işletmelerden bir tanesi. İşte üniversite zamanında ben buradayken benim evim hemen şuradaydı. Buraya çok gelmişliğim var. Çünkü burası bayağı böyle aile balıkçısı. Ya yani şu anda da zaten 9 masa falan dolu. Ve biz işte yaklaşık bir saattir buradayız. İçeri her gelen işte bir ızgara balık, bir salata, bir balık çorbası ya da taze ne istiyorsa onu söylüyor. Ya burada yiyor ya alıyor evine götürüyor. Ama şimdi garip bir şey var Oğuz, yani tamam biz balıkçı gösteriyoruz ama insanlar diyecek ki yani Beylikdüzü'yle balıkçı ne alaka diyecekler belki. Niye ya? Yani şimdi genellikle biz hep sahil... Beylikdüzü'ndeki de balık yemiyor mu? Yiyorlar ama şunu demek istiyorum. Yani şimdi genellikle biz sahil şeridinde olan balıkçıları gösteriyoruz ya işte Sarıyer. Abi ben etten ama daraldım bugün, yeter artık yani. Tamam et ama şimdi lütfen. Benim demek istediğim şey şuydu. Buraya geldik ama sadece bir balıkçı gösterelim diye gelmedik. Abi burada bir tarih de var aslında. Tarih de var evet. Yani burası şu an 3. nesil işin başında. Balıkçı Kenan şöyle anlatmak lazım. Türkiye'de en iyi ürün neredeyse ve taze balık, taze deniz mahsulü neredeyse oradan ürün getiriyor ve mevsiminde sunuyor. Ve normal bildiğimiz her yerde sunulan işte çuprası, levreğin haricinde başka balıkları da bulabiliyorsunuz. Bugün de onlardan birini yiyeceğiz ve size göstereceğiz. Şu an önümüzde mırlan var. Evet. Mırlanı nasıl anlatabiliriz? Mezgitgillerden. Mezgitin bir boy büyüğü diyebiliriz. Biraz daha büyüğü. Evet. Eti ona çok benziyor. Böyle tavuk eti diye de adlandırılabilir. Evet. Bayağı şu an işte kılçıksız. Onu şunu sana vereyim mi? Dur şöyle keseyim vereyim. Bunu böyle tava yaptık. Bu arada isterseniz daha vermeyeceğim. İstiyor musun? O kadar mı? Ha, tamam. Gel hadi gel vereyim gel. Balığın zararı olmaz ya. Ya doğru. İsterseniz hani diğer balık çeşitlerini ızgara da yaptırabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Abi bak şimdi. Sen onunla uğraşırken burada bir kalamarımız var. Bu ithal. Yurt dışından geliyor. Dondurulmuş yani. Burada midyemiz var. Bu da ithal. Ama biz hani bir değişiklik olsun. Hem de bir yerliyle ithal arasındaki bir farkı görelim. Çünkü biz her gittiğimiz yerde işte Bozca'da diyoruz. Yerli diyoruz. Ayvalık diyoruz. Bir tadına bakalım. Biz size aradaki farkı en azından deneyimleyerek anlatalım istiyoruz. Bu arada şimdi midye artık sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yetiştirilme. Yani evet. Çiftlik midyesi. Hani artık böyle o denizin bütün pisliğini yiyen, çeken, kumunu içinde barındıran değil. Bayağı böyle ipler de denizin ortasında yetişiyor. Evet. O yüzden daha sağlıklı mı diyeyim ya da daha temiz diyeyim. Daha temiz. Daha temiz, daha doğru oluyor. Senin söylediklerine ek olarak bu midye Şili'den gelme. Yani ben ilk başta Şile mi diye şey yaptım ama Şile değil, Şili. İki burada Şile diye atladık. Ya şu salata porsiyonun devasalığı. Ben bunu hazırlayayım mı ya? Nasıl midye? Midye fena değil, güzel. Ama taratorda birazcık da sirke istiyorum. Limon istiyorum. İsteyeyim mi? Gel. Karıştır birazcık. Teşekkür ettim. Abi şu taratoru maalesef yapamıyorlar ya.
Yani bir tık daha iyi olabilir. Şu an nasıl oldu? Bir tık daha iyi oldu. Yani iyileşti. Salata vereyim mi? Ver. Ya da içinden mi yesek ya? Gel hadi gel vereyim. Soğanlı tarafından verdin mi? Verdim. Zaten bir şey söyleyeceğim abi. Heh. Balıkçıya gelip salata yiyorsan ve onunla soğan yoksa o salata değildir yani bana göre. Ama şunu söylemekte fayda var. Bazısına soğan yaramıyor, dokunuyor. Diğeri de işte koktuğu için istemiyor. Gerçi biz şimdi aynı arabada döneceğiz de yani yapacak bir şey yok. Öğlen de soğan yedik. Yiyin arkadaşlar, boş verin gitsin. Sevgililerinizle beraberseniz de yiyin. İlk buluşmanı sana yiyin. Millet ayıracaksın sevgilisine. Eğer soğan yüzünden sevmeyecekse ayrılsın gitsin ya, boş ver. Bu arada ben buranı beğendim. Güzel pişmiş. Evet. İçi sulu kalmış. Yağ çekmemiş. Tertemiz. Bir de bir fener kavurma artık soğumuştur değil mi? Hmm, biraz soya var. Acısı güzel geliyor. Önden sebzeler kavruluyor. Üzerine fener balığı geliyor. Bu arada Allah günah yazmasın, fener balığı da o kadar çirkin bir balık ki. Görüntüsü öyle ama lezzetli. Ama çirkin balıkların çoğu da çok lezzetli oluyor. İşte Allah'ın işi. Çirkin balıkların. Öyle ama. Sinirim bozuldu. Şile'den gelen midyenin tadına bakayım. Şile değil şile. Biz tabii kalamarı biraz soğuttuk. Kayış gibi mi olmuş? Birazcık olmuş. Bir de donuk olmasından kaynaklı. Hmm. Taze ürün olsa. Fena değil değil mi? Güzel. Evet, midye güzel. Bu arada şu arka taraf alkollü bir işletme. Oraya oturursanız buradan balık siparişi verdiğinizde o tarafa gidiyor. Bayağı kardeş işletmeler gibi böyle, bayağı yakınlar. Çünkü burada alkol servisi yok. Eksik bir şeyimiz fiyatlar kaldı, onları söyleyeceğiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bu masada açık konuşayım. Hani balığı beğendim. Balık çok güzel. Fener kavurma da güzel. Midyeyi de beğendim. Yani dışarıda yiyebileceğim midyelerden bir tanesi. Tarator'da sıkıntı var. Tarator'da onu ben bir... şimdi ileteceğim kendilerine. Aynen öyle. Teşekkür ederim amirim. Öyle bir şey dedi ki. Ben onu yazdım, birazdan söyleyeceğim. Yani biz istiyoruz ki işletmelerde daha iyi ürün yapsın, daha iyi ürün servis etsin. Ama Tarator bu konuda önemli bir ayrıntı. Ve gerçekten Tarator olmayınca işte midye de öyle gitmiyor. Ben memnun kaldım vallahi. Burada balık yemeye gelirim. Çünkü ızgarasını da merak ediyorum. Izgara kömür ateşinde pişiriyorlar. O da güzel. Doğru. Eylül ayında. İçerideyken bayağı bir levrek pişiyordu. Pişti yani. Evet. Çoğu gelen masa levrek yiyor. Bir de levrek çok bilinen bir balık ya. Ünlü bir balık aslında. Doğru. Aynen. Ve garanti bir balık. Lezzetli bir balık. Ya Türkiye'de aslında çok fazla balık var. Çok fazla balık çıkıyor denizlerimizden ama maalesef sadece çinekop, işte çupra, barbun ve levrekle sınırlı kalıyoruz. Aslında geniş baktığınız zaman inanılmaz lezzetli balıklar var. Yani sinariti, vallahi minekopu. Yani aklına gelebilecek bir sürü sayabileceğimiz balık var. Bak sen o kadar balık saydın. Bir tanesini söylemedin. Benim için üstüne balık yok. Lüfer. Lüfer. Tamam. Yani benim üstüne yok yani. Kalkan? Abi yok, lüfer. Kalkan? Ya yok, lüfer. Tamam peki. Lüfer abi, lüfer. Lüfer var ya, öf yani, öf. Tamam. Şimdi biraz bir zamanı gelsin, şöyle bir kasımlar masımlar gelsin. Sabahattin'e gidip böyle bir lüfer, yana da bir kadeh, neyse. Fiyatları söyleyelim. Tamam. Ardından da programımızı kapatalım. Tamam. Mırlanın porsiyonu 60 lira. Bir de şu an en bol zamanı. O yüzden zamlanma ihtimali olmaz çünkü balık konusunda televizyondan hep takip ederiz. İşte ne bileyim, hamsi bir gün böyle 100 lira olur, bir gün 40 liraya düşer, bir gün 60 lira olur, bir gün 20 lira olur falan böyle. Bitcoin gibi yani. Bitcoin gibi, aynen öyle. İşte bolluk olursa düşüyor, zor bulunursa fiyatı yükseliyor ama mırlan şu aralar en azından bu yaz döneminde bol bulunan balıklardan bir tanesi. Porsiyon fiyatı 60 lira. Porsiyon dediğim de yani bizim bu tabağın tamamına gelen, onurla ikiye böldüğümüz yaklaşık 180-200 gram kemiksiz hali. Kalamarın fiyatı 80 lira, midyenin fiyatı 40 lira, fener kavurma 120 lira, salatamız da 40 lira. Yani lezzet, fiyat perfect yani. Evet. Çok iyi. Gerçekten. Helal olsun. Gerçekten lezzetli. Peki o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Geldik bugün... artık. Bir dakika. Helva rica edebilir miyim ben? Allah Allah ya. İçim kıyıldı. Vallahi içim kıyıldı. Allah, yeter. Bu videoyu tatlı mı bitireceksin sen? Olmaz. Abi dondurma olması. Sadece 20 kelvası. Az önce mutfağa girdiğimde 20 kelvası sıcakta bekliyordu. Onu ben yazdım kafama. Sen anlat kardeşim. Allah Allah. Yiyecek misin hakikaten? Yiyeceğim tabii. Peki. Bugün bana tatlı yedirmedi. Farklısın değil mi? Bak şimdi ya. Ben orada sütlacı gömdüm pidecide. Bana dedi ki ben şimdi yemeyeceğim. Daha sonra saklayacağım aklım. Kendisi söyledi. Tamam bekleyelim. Gelsin o. O heybe buraya gelsin. Bu arada balıkçılarda hep böyle ya irmik helvası ya tahin helvası olur. Neden biliyor musun? Ya biliyorum. Balık ağlıyormuş falan, öyle muhabbet değil mi? Yok be abi. Ne öyle abi? Muhabbet var ya. Ne ağlayacak ya balık ya? Balık niye ağlasın abi? Neymiş muhabbet? Balığın içinde bir madde var. O madde vücutta salgıladığı maddeden bahsediyorum. Ağır bir madde ve onu silmek için ağır bir tatlının ihtiyacı varmış. Yani ağır bir tatlı mı? Evet, damak tadında mesela helva ağır bir tatlı. Helva ağır bir tatlı mı? Evet abi, ağır bir tatlı. Kime göre, neye göre? İrmik helvası da tereyağla yapılıyor. Ağır bir tatlı. Biz ona ağır mı diyoruz? Ağır değil mi? Ağır mı arkadaşlar, siz söyleyin. Ağır abi. Oğlum
şu an bizi izleyenler utandı. Niye? Senin gibi, benim gibi iki adam 20 tatlısına ağır diyebilir mi ya? Ağır. Ekmek kadayıfları gömdük, ayva tatlıları gömdük. Hocam bak, bol tereyağlı yapılmayan irmik helvası benim için irmik helvası değildir. Şimdi o bol tereyağlıysa ağır göreceğiz. Bir tatlıdır. Yok. Bu kadar basit. Yok hocam, ben hafif o tatlı. Ben onu iki tabak yerim beğenirsem. Vallahi geldi. Bol tereyağlı mı abi? Evet. Ağır bir tatlı yani değil mi abi? Oo. Bir de orada sıcakta bekliyor ya. O çok güzel bir şey. Yeterince bol tereyağlı değil bu. Öyle mi? Tereyağlı ama yeterince bol tereyağlı değil. Allah ondan kork be. Bu hafif abi. Nesi hafif be? Vallahi bu hafif. Tereyağlı işte. Tamam bak, tereyağlı. Onda lafım yok. Ama yeterince bol tereyağlı değil. Bu hafif. Şimdi buna ağır dersen vallahi küserim seninle. Evet, bunda vıcık bak. Vıcık değil. Abi vıcık vıcık olacak. Vıcık vıcık böyle. Yok ama bu hafif ve lezzetli. Onda zaten şüphe yok ama yeterince ve tereyağlı değil benim için. Az şekerli. Evet, hafif. Güzel. Beğendim. Abi bu da geçerli notu aldı. Bunun fiyatı ne kadar? 15. Ne? Ne kadar? 15 mi? 15 liraymış. Abi ben evde yapmayayım, siz de yaptırayım o zaman. Daha ucuza geliyor. Şurada evde yapmaya kalksan daha fazla para açarsın. Böyle 15 lira, dondurma koyarsak 20 lira. Böyle 15 lira, dondurma koyarsak 20 lira. El ayağı birbirine dolandı. Ceviz koymazsak kaç lira olur? Demirhan, bunu sana ayıracağız. Tatlımızı da yedik. Tatlı bir şekilde kapattık. Ben günün gidişatından bir yere böyle şüpheliydim. Çünkü çok et, hamur, lahmacun vesaire vesaire. Burası bir de ara veriyor olmamız da güzel oldu. Burası da güzel oldu. 4 mekan, 4 lezzetli adres. Bence okey. Yani en azından bir... Sen niye öyle bana bakıyorsun? Ne yapayım, nereye bakayım? Beylikdüzü'de bir iyi bir giriş videosu oldu. Evet. Çünkü biz buraya gelmeden önce çok arkadaşımıza sorduk. YouTube'da arattırdık, Instagram'da arattırdık. Gerçekten iyi bir rehbere denk gelmedik. İşte biz de elimizden geldiği kadarıyla size düzgün bir şekilde, objektif bir şekilde yorumlarımızı iletmeye çalıştık. Dediğimiz gibi devamı gelecek. Hem Beylikdüzü için, hem Avcılar, işte Bahçeşehir, Esenkent, Esenyurt, bu civarlar, Büyükçekmece, Hadımköy. Orada da çünkü güzel kebapçılar, lahmacuncular var. İyi bir Karadeniz lokantası var. Bizden en azından bu videoluk bu kadar. Onurcuğum, kapanışı yapmadan önce söylemek istediğin şeyler var mı? Tabii ki var. Ya Beylikdüzü 90'lı yıllarda kurulmuş olan, evet, aslında yerleşim olarak da 90'lı yılların başında başlamış olan bir kalabalıklaşma popülasyonuna sahip. Bundan dolayı eski bir tarihi olan lokanta bulmak çok az. Bugün gittiğimiz yerler birazcık onlardan da. Buranın dönercisi, buranın balıkçısı, işte buranın pidecisi, fırını. Aslına bakarsanız semtin bize sundukları için de en iyilere, en eskilere, doğru, gitmiş olduk. Ve güzel bir gündü bence. Umarız sizler de beğenmişsinizdir, bizim kadar keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında.